Nasıl hep birlikte terör örgütlerinin başını ezdiysek, bu ekonomik tetikçilere de sağlamından bir Osmanlı tokadını hep birlikte vuracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sert çıkışının sebebi belli oldu. Zira fırsatçılar gıdayı 1'e 9 koyarak tezgaha getirmiş. Aradaki bu komisyoncular var ya, vurgunu bunlar vuruyor. Arada bir tane komisyoncu yok. 2, 3, 4, 5. Bu kadar komisyoncu var. Tabii her istasyonda bu fiyatlar ne yapıyor? Artıyor. Herkes oradan karını alıyor. Astronomik vurgun Ticaret Bakanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde ortaya çıktı. Yetkililer firmaların maliyetleriyle satış fiyatlarını karşılaştırdı. Fiyatlara fahiş kar koyan 88 firma tespit edildi. Tekrar yerinde uygulamalara, denetimlere başladık. Hepimiz göreceğiz sonuçlarını en kısa zamanda inşallah. En dikkat çekici olansa salatalık fiyatlarıydı. Fırsatçılar %800 fark koyarak 1 liraya aldıkları salatalığı 9 liraya satmışlardı. 1 liralık salatalığın masanıza 9 liraya gelmesine ne diyorsunuz? Ne diyoruz? Bizi mahsus yapıyorlar. Bunu mahsus yapıyorlar Cumhurbaşkanı düşürmek için. Ama bunu yapamayacaklar. Onu %700 farkla patates takip etti. Ablacığım, en son patatesin kilosu ne kadar? 4,5'tu. 4,5. Hal çıkış fiyatı 50 kuruş. Oo, ne kadar şey ya, ne kadar hırsızlık var. Hakikaten yani milleti soyup soğana çeviriyorlar. Fırsatçıların sofralarda en çok ihtiyaç duyulan ürünlere hedef alması dikkat çekti. 10 lira 13 lira. Biberin kilosu. Biberin kilosu. Halde 85 kuruş. Yani yazık, gerçekten yazık. Kilosunu 50 kuruşa mal eden bir firma 4 liraya satışa çıkarıyordu. Fırsatçılar en büyük kârı ise sarımsaktan elde etmiş. Zira 4 liraya mal ettikleri sarımsağı 25 lira gibi fahiş fiyatlarla halka sunmuşlar. Bu büyük bir vurgundur ve çok da halk için kötüdür. Tespitleri ihbar kabul edilen Rekabet Kurumu'nun hallerdeki fahiş fiyatlanmalarla ilgili.